Merhaba hanımlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Bugünkü modelim yine kendi tasarladığım modellerden biri. Adına kolay karanfil modeli diyebilirim. Ben modelime geçmeden önce yine ip numaralarını vermek istiyorum. Mor rengim 632 numara. Yeşilim 557 numara. Açık turuncu rengim 743 numara. Ve açık lila rengim 530 numara. O zaman hemen modelimi anlatmaya geçiyorum. Öncelikle bir düğüm atıyorum. Yine ipim sağ tarafta kalacak şekilde. Modelimin altındaki tepeyi yapıyorum şu anda. 5 zürafa ile başlıyorum. Dört ve 5. Evet, 5 zürafa yaptım. Buradan başlangıç ipini kesiyorum ben. İlk yaptığım zürafaya dönüyorum. Ve eksiltmeye başlıyorum. Bu şekilde sayımız 3, 2 kalana kadar eksiltmeye devam ediyorum. Şimdi son sırayı yapıyorum. Ve 2. Evet. Bu şekilde sayımız 2 kalana kadar eksiltmeye devam ediyoruz. Şimdi buraya bir halka yapıyorum. Yaprağımızı yapmam için. Bu şekilde bu büyüklükte bir halka yeterli olacaktır. 3 zürafa ile başlıyorum yaprağı yapmaya. Bir, iki ve 3. 3 zürafa yaptım. Şimdi ilk yaptığım zürafaya dönüyorum. Yanlardan ve ortadan arttırma yaparak çıkıyorum. Şimdi sağ taraftan arttırmamı yapıyorum. Üç ile başladım. Yanlardan ve ortadan arttırma yaptım. Ve sayımız 5 oldu. Şimdi 5 sayısını koruyarak, yani sadece ortadan arttırma yaparak çıkıyorum. Yanlardan arttırma yapmıyorum. Sadece ortadan arttırma yaparak bu şekilde 5 sayımızı koruyarak çıkıyorum. Bu şekilde 4 sıra çıkıyorum.
Şimdi son sırayı yapıyorum. Üç, dört ve beş. Evet. Dört sıra çıktım. Beş sayısını koruyarak. Şimdi eksiltmeye başlıyorum. Yanlardan arttırmayı bırakmıştım. Ortadan arttırma da yapmadan eksiltmeye başlıyorum. İki ve üç. Üç sayımız kalınca başa dönüyorum. Sol taraftan arttırma yaparak, yani üç sayımızı koruyacağız. Ama sol taraftan arttırma yaparak dört sırada bu şekilde çıkıyorum. Üç sayımızı koruyarak bu şekilde yaprağımız sol tarafa bu şekilde meyilli olmuş olacak. Sadece sol taraftan arttırma yaparak. Bu şekilde 4 sırada 3 ile çıktıktan sonra eksiltmeye başlıyorum. İki ve bir. Bu şekilde yaprağımızın biri hazır oldu. Şimdi ortadaki dalımızı yapıyorum. Çiçeğimizi yapacağımız dalı. Buraya bir düğüm atıyorum. İki zürafa ile başlıyorum. Bu şekilde iki zürafa ile başlıyorum. Yanlardan arttırma yaparak sayımıza 3 yapıyorum şimdi. Bu şekilde. Şimdi sadece ortadan arttırma yaparak 3 sayımızı koruyarak, yani 3 sıra çıkıyorum. Son sırayı yapıyorum şimdi. Şekilde çiçeğimizi yapacağımız dalı da hazırladım. Ben aynı şekilde sağ tarafa da yaprağımızı yapıp geliyorum. Evet, yaprağımız bu şekilde hazırlandı.
Şimdi turuncu rengimi aldım. Ortadaki dalımıza baştaki zürafaya bir düğüm atıyorum. İpimiz sağ tarafta kalacak. Yine alttan yürüteceğiz bunu. Buradan yine baştan, ortadan ve sondan arttırma yapıyorum. Sayımız 5 olacak yani. Evet, bu şekilde sayımız 5 oldu. Başlangıç ipini kesiyorum buradan. Şimdi baştaki zürafaya tekrar dönüyorum. Sadece ortadan arttırma yaparak bir sıra çıkıyorum. Evet. Bu şekilde iki sıra 5 ile çıkmış oldum. Şimdi başa dönüyorum yine. Yine baştan, ortadan ve sondan yani yanlardan ve ortadan arttırmamı yapıyorum. Sayımız 7 olacak bu şekilde. Ve 7. Bu şekilde karanfilimizin tomurcuğu da hazır olmuş oldu. Şimdi mor rengimi aldım. Yaprakları, çiçeğin yapraklarını yapmaya başlıyorum. İlk zürafaya batıyorum. Bir düğüm atıyorum buraya. İki zürafa ile başlıyorum. Ve iki. İki zürafa yaptım. Başa dönüyorum. Yanlardan arttırma yaparak çıkıyorum. Bu şekilde yanlardan arttırma yaparak 9'a kadar çıkıyorum. Son sırayı yapıyorum ben. İki ile başladım. Sadece yanlardan arttırma yaparak 9'a kadar arttırmamı yaptım. Evet. Bu şekilde 9'a kadar
Arttırmamı yaptım. Kesiyorum. Aynı şekilde tam ortadaki zürafaya arttırma yaptığımız tam ortadaki zürafaya ve sondaki zürafaya da aynısından yapıp hemen tamamlayıp geliyorum ben. Evet, bu şekilde tamamladım ben. Şimdi en başa bir düğüm atıyorum. Yandaki zürafaya batıyorum şimdi. Bu şekilde biraz bir tık büyük bırakıyorum. Tekrar içine dönüyorum. Şimdi tekrar yandaki zürafaya, yani fil dişi yapıyorum. Bu şekilde yandaki zürafaya tekrar içine dönüyorum ve yandaki zürafaya yine yandaki zürafaya batıyorum. İçine döndüm ve yandaki. Bu şekilde tamamlıyorum. Buraya gelince, ikinci yaprağıma gelince, arada boşluk kalmayacak şekilde birleştiriyorum. Bu şekilde. Aynı şekilde devam ediyorum. Yandaki zürafaya batıyorum. Tekrar içine dönüyorum ve yandaki zürafaya tekrar batıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde tamamlıyorum. İki yaprağı birbirine birleştirirken arada boşluk kalmayacak şekilde sıkıyorum ve düğümü atıyorum. Tamamladım ve kestim ben ipimi. Şimdi açık lila rengimi aldım. Tam mor rengimin dibinden bir düğüm atıyorum. Bu şekilde bir düğüm attıktan sonra kontür geçiyorum. Yine her zürafaya denk gelecek şekilde kontürümü geçiyorum. Buraya geldikten sonra yine aynı şekilde buralara da kontür geçerek iniyorum. Tam uca geldikten sonra buraya mor rengimin indiği yere iniyorum, bir düğüm atıyorum. Bu şekilde. Hemen yandaki zürafaya yine bir zürafa yapıyorum ve bu baş tarafa bir düğüm atıyorum. Buradan aşağı iniyorum.
şekilde. Yine hemen yandaki zürafaya ve tam başa bir zürafa yapıyorum. Ve buradan aşağı iniyorum yine. Bu şekilde tamamlıyorum. Yine yandaki zürafaya hemen başa bir zürafa ve buradan dibe iniyorum. Yine yandaki zürafaya tam başa bir zürafa ve buradan aşağı iniyorum. Hemen yandaki zürafaya baştaki başa bir zürafa ve dibe iniyorum. Bu şekilde kontür geçmeyi tamamlayıp geliyorum. Evet, ben tamamladım. Bu şekilde kontürümü geçtim. Şimdi yine açık lila rengimle karanfilimin damarlarını yapacağım. Modelimin arkasını çevirdim. İkinci sıraya tam ortaya bir düğüm atıyorum. Buraya bir düğüm attım. Buradan tekrar ön tarafa geçiyorum. Ve 1, 2, 3, 4. sıradan tam ortadan bu şekilde orta damarımı yaptım. Şimdi bir alttan baş tarafa bir damar daha yaptım. Ve yine bir alttan bu şekilde ilk damarım hazır. Arkadan bir düğüm atıyorum. Ve kesiyorum. Evet, bu şekilde modelimi tamamladım. Bu da böyle bir model. Şimdiden yapacak arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.